Abi ekonomik gidişatı soruyoruz. Vatandaş memnun mu gidişattan, değil mi? Bunu araştırıyoruz. Abicim sen benim gözlükleri çıkarmama gerek var mı ustam? Gerek yok değil mi? Şimdi ben sana bir şey diyeyim. Ekonomi nasıl diye soracaksın değil mi? Evet. Hakkari'den Edirne'ye kadar kime mikrofonu uzatırsan vallahi perişan kan ağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon nüfusunda 20 milyonu hariç yine perişan. Biz sokakta denk geliyoruz. Memnunuz diye insanlar şimdi, görüyoruz. Yani. Neden memnunlar biliyor musun? İnsan çaresiz kaldığı zaman önüne de taş bıraksan memnunum der. Bir de sana çok basit bir örnek vereyim. 5 dakika sonra idam edilecek bir insana da nasılsın dedin mi ben iyiyim diyor. Lan senin neren iyi 5 dakika sonra öleceksin. Bu dil alışkanlıkları memnunuz, halimiz çok iyi. Sana yemin ediyorum Türkiye'de 20 milyon hariç kül yani perperişan. Yahu ben 10 bin lira maaş alıyorum, ev kirası 14 bin lira. 1000 lira su, elektrik. Yahu yeme içmeyi boş ver. Sağlığından oluyorsun. Şimdi düşüne düşüne şizofren oluyorsun. Tamam şimdi biz kimseye karşı değil, kılıç çekmiyoruz. Bu ülke hepimizinse baştaki de dipteki de bir oturup düşünmeli kardeşim, hatayı nerede yapıyoruz? Ben niye çorbaya şükredeyim, özür dilerim? Ben de pirzolaya şükredeyim? Ben deli miyim çorbaya şükredeyim? Allah-u Teala hiçbir zaman öyle dememiş. Allah şükür nedir biliyor musunuz? İnsan sağlığı için eğer şu abiyi bir olaydan kurtarmışsam şahsi bir şükür ederim. Çorba içmişim şükredeyim. Kuru ekmek şükredeyim. Balları çıprak şükredeyim. Dinimizde öyle bir şey yok. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Sen pirzolaya şükredeceksin, beni çorbaya mahkum et. Olur mu öyle bir şey ya? Dediniz ki ülkede 20 milyon memnun, gerisi evet, değil dediniz abi ama. Şimdi yeni bir seçim yaptık biz. Tamam. Seçim sonuçlarına bakıyoruz. Tamam doğrudur. %50'den fazla devam dedi bu düzene. Evet. Madem memnun değiliz neden devam dedik? Şimdi arkadaş ben sana bir şey diyeyim. Bir ülkede kültür, okuma olayı, tarafsızlık yoksa o ülke başarılı olur. Şimdi ben Beşiktaş'ı tutuyorum. 10-0'da yenilse, 20-0 galip gelsek şunu hesaplayamıyorum. Bunlar yenildi mi ben üzülüyorum. Onlar maçı aldım, hepsi prim alıyor ama kimseden primden bana 5 lira vermiyor. Bu bir nevi öküzlük olur, anladın? Şimdi o okuma oranı, kültür olayı. Bak mesela ben sana bir şey diyeyim. Ben Hakkari'liyim. Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse benim kadar sevemez. Ama ben Kürt'üm. Bir daha da dünyaya gelsem, bir daha da bu aileden dünyaya gelmek isterim, yine Kürt gelmek isterim. Neden diyeceğim? En azından birbirimize bir sahip çıkabiliyoruz. Hayran. Bilmem Tayyip Erdoğan böyle yaptı, Kılıçdaroğlu şudur demiyorum. Ülke hepimize herkes düşünecek, nerede, niye, neden, niçin böyle oluyor? İnşaatı nasıl görüyorsunuz? Yani abi, geleceğe baktığımızda çocuklarınız, torunlarınız vardır. Hayır. Yani benim elimden gelirse en hızlı şekliyle, hatta beni vatandaşlıktan bile alsalar gidip ellerinden öpeceğim, beni Almanya'ya göndersinler. Abi gider insan gibi yaşarım. Yarın öbür gün çocuğum borçlu dünyaya gelmez. Torunum, ben öldükten sonra torunum bakar, Allah Allah bana bakan bir ülke var. Bu vatan hainliği değil. Bu canını, geleceğini, eğitimini, kültürünü kurtarma olayıdır. Ha ben Almanya'ya giderim. Türkiye'nin ekonomi durumu çok daha iyi olsun, ben buraya gelirim. Niye kendi ülkemden kaçayım baba ben? Abi çare yok, millet perişanır, size Kur'an'ı el basayım. Hepiniz bana saldırsanız da kimse adam gibi kiraz. Ha şöyle bir şey var. Bir de unutmadan bunu sana diyeyim. Neden Suriyelilere karşıyız bunlar çıksın? Hangi Suriyeli bu ülkede kirayı 14 milyara getirmiş? Ukrayna'dan geliyor, Rusya'dan gelip kirayı limanda 80 milyar yapan adama niye isyan etmiyoruz? Parası var, gücü var değil mi? Arkasında Putin'i var. Yok öyle bir dünya. Hiçbir Suriyeli bu ülkede kirayı 16-70 milyona çıkarmamış. Görüyorsun gece gündüz çalışıyorlar. Kardeşim bu ülkenin Katar'dan gelmiş, bilmem hangi emirlikten gelmiş, Rusya'dan gelmiş, Ukrayna'dan gelmiş, savaştan gelen benden daha mutlu yaşıyor, Allah Allah. Savaştaki insan biraz üzüntülü olur. Makyajlarına bakarsan benim 15 tane maaşım. Ulan sen neyin üzüntüsünü çekiyorsun? Kimi kandırıyorsunuz? Gelmiş burada limanda bilmem nerede 40 milyar kira. Denizden de dışarı çıkmıyor. Bu da savaştan çıkmış. Ulan biz savaştan çıkınca 16 ay bir kere kendimize gelemiyoruz. Öyle bir şey yok. Emperyalizm olayıdır. Güçlüden yanayız. Düşene her zaman vuruyoruz. Vallahi Allah da bize vurup bizi 8 kat yerin dibine sokacak. Ekonomi yok. Yemin ederim Türkiye'deki emekli adam ATM'den parayı çekiyor, korkuyor çeksin. Çünkü eve gidene kadar bitti. Evdeki dırdır başlıyor, ev sahibi başlıyor, TEDAŞ başlıyor, Türksel başlıyor da başlıyor. Hepimiz kafayı yedik. Sen şu anda ben sana böyle konuşuyorum, 3 gün sonra beni böyle bulamazsın, deli biri gelir gider buradan. Abim size şaka gelmesin, bu beyindir biraz, ettir, yahu kandır, pat gitti mi gitti. Ekonomi iyiymiş. Hele kasaba git bak bakayım.
Eskiden kedi köpeğe tenezzül edip vermediğimiz kemikleri şimdi eve lüks diye götürüyoruz. Çorbaya şükret. Allah böyle demiş. Allah zammı yapmış. Yok öyle bir dünya. Aslında vatandaşların birçoğu ekonominin pek iyi olmadığını kabul ediyor abi. Abim adamlar... Bunun sebepleri tartışılıyor. Tamam. Yani ekonomi neden bu durumda? Dış neden güçler diyorlar, insanlar yapıyor diyorlar. Senin evine 8 sene leş koyun gelince benim evime bir tane tavuk kelebeği girmeyen adamlar son derece memnun. Kıssınlar. 80... Ya İngiltere'de, Almanya'da Cumhurbaşkanı elinde poşetle evine gidiyor. Bizim milletvekilleri geliyor, sana yemin ediyorum Türkiye'yi üç kelimesi. Ya bir kere okulu uzaktan görmüş. Zırhlı Mercedes'en senin ne işin var? Bin bisikletine git. Sen 657'ye devlet memuruysun. Sen kimsin ya? Ben seni seçmişim. Perişan oluyorum. Sen gitmiş krallar gibi benim geleceğime karar veriyorsun ve saçma kararlar. Milletvekili niye Mercedes'e biner? Ben sana soruyorum ya. Abim Diyanet İşleri Bakanı niye Mercedes'e biner? Ya kendinize bir sorun hele. İtibardan tasarruf olmaz demiştik. Ya öyle şey mi olur kardeşim? Neyin itibar olan kot pantolonuyla, gömleğiyle bisiklete biner, meclise gider, bu halkın sorunlarını çözer. İtibar budur. Sarar takım elbiseyle giymek de değil. Hadi ben heykeltıraşa da dünyanın en güzel elbiseyi giydir. Olmuyor, olmuyor. Bir akıllanmamız lazım, bilinçlenmemiz lazım. Gerekirse gidelim meclisin önünde, Sayın Cumhurbaşkanım bu niye böyle oluyor? Kardeşim sen benim cumhurbaşkanım, sen beni dinlemek zorundasın. Ama maşallah. Aha biraz sonra, yok sen kanunsuz konuşuyorsun. Bir dakika, yarım saattir konuşuyorum, kanunsuz ne konuştum? Konuşurken çekiniyor musunuz? Bir şüpheniz var mı? Kesinlikle çekinmiyorum. Ben niye çekineyim? Ben çekinip kaçtığım zaman felaketi yaşarım. Tamam mı? Ekonomi iyi değil. İnsan hakları iyi değil. Okula yahu çocuğunu yazdıracak aldığı 10 bin lira maaş, defter, kitap, kalem, bir de okul yetmemiş gibi bağış yapın. Aha gitti 12 bin lira. Ne yapacak o şimdi? Ben olsam bu çocuğu okula göndermem. Niye göndereyim? Çünkü hepimiz perişan olacağız. Bir de okulun uzak, servis geçmiyor, minibüs tut. Hey malamen. Hadi Allah'a emanet. Alalım abi sizin de yorumlarınızı. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Memnun muyuz? Memnun değiliz. Değilsiniz. Yok. Neden efendim? Ya her şey aldı başı gidiyor. Her şey zam zam zam. 5 günde bir zam, 5 günde bir zam. Şaşırdık. Şu anda ben emekliyim, 7,5 milyar para alıyorum. Bu 7,5 acaba ne olacak? Mutfak olacak, elektrik parası olacak, evin masrafı olacak. Ne olacak? Bir taraftan da insanların memnun olduğunu da görüyoruz sokakta. Bir de vallahi o kim memnun olsa yanlış yapıyor. Yani memnun değiliz. Bu yönetimden memnun cebinde değiliz. Parası olan memnun. Evet. Cebinde para olanlar memnun. Memnun. Fakat benim gibi arkadaş gibi eligili veligili geçinemiyoruz abi. İşte emekli amcalarla konuşuyoruz. İşte eski günlerden, eski yıllardan örnek veriyorlar. Evet. İşte yağ kuyrukları vardı, şeker kuyrukları vardı diyorlar. Vardı, burada sürekli dönüyor bu sohbet. Vardı. Vardı. He. 80, 82'de, 83'te öyle kuruk vardı. Doğru vardı. O zaman ucuzdu. O zaman ucuzdu. Şu anda var ya. Vallahi şaşırdık. Ne yapıyoruz şaşırdık ya. İkide bir zam var yani. Yeni bir seçimden çıktık biz abi. Yani sandık sonuçlarını biliyorsunuz. Vallahi ben bin pişman oldum. AK Parti'ye verdim. Benim elim Allah kırılsın. Neden vermiştiniz abi? Verdim, niye pişman oldun? Bir tane pişman oldum. Böyle istedik verirdim. Vermezdim. Bir istedim vermezdim. Bildiğini yaptı halka. Yani seçimden önce de vardı sıkıntılar. Vardı fakat seçimden sonra oldu. Ben şu anda hacca girdikten sonra ben petrole girdim. Hacca girdikten sonra benzin, mazot 18-19'du. Dönüşten sonra 24-26-28 oldu. Ondan sonra da 30'a 40'a gitti. Halk ne yapıyor ya? Halk valla perişan, ne diyelim yani. Halk şu anda perişan yani. Ne yaptığı bilmiyor. Yani diyelim çocukları okula gittikten sonra çocuğu okula getiriyor. Elektrik parası veriyor, su parası veriyor. Evin geçimini yapıyor, ne yapıyor? İnsan şaşırdı ya. Ne yaptı bilmiyor yani. Oy da vermişsiniz. Oy da verdim, bir pişman oldum. Verdim yani. Cenab-ı Allah diyor kolum doğru, verdim, bin pişman oldum. Keşke vermeseydim. Sandık başına görevliyim. Ta 2000'den beri sandık başına da görevliyim. Her zaman da AK Parti'ye verdim, bin pişman oldum. Bugün bir seçim olsaydı nasıl karar verdiniz? Ona hayata vermem. Bakarım o gün hangisi elmi vicdana koyacağım, ondan sonra vereceğim. Bu sefer öyle. Bu oyun şeyi de var biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'den geçiyor. Oyun vebali de var.
Yani oy veriyorsun, senin oyla kazanıyor. Ne diyelim, Allah istersen Allah hayata getirsin. Ne diyelim yani? Abi ben sadece bir laf söyleyeceğim. Bir laf. Bir söyle, söyle. Ekonomi düzelmesi için Atatürk savaşı kazandıktan sonra, bak kazandıktan sonra paşalar böyle yığılmış. Meclis kuralım demişler paşalar. Ondan sonra Atatürk gidiyor. Paşa'ya demiş ki niye düşünüyorsun? Paşa demiş, komutanım mecliste milletvekili kuracağız da milletvekillerine ne verelim? Maaş. Evet. Şunun düşündüğüne bak. Öğretmenlerimizinkinden düşük olacak onların maaşı. Geçmesin. Geçmesin. Şimdi öğretmenlerimizinkinden 10 kat fazla. Harcamalar devletten. Her şey devletten. Ben devletin yerinde olsam, kardeşim bu aldığın maaştan evini, barkını, muhasebecini, her şeyini tutarsan ekonomi düzenir. Ben bu kadar söylüyorum. Ben depremzede olarak 12 bin lira maaş alıyorum, 8 bin lira kira veriyorum. Burada. Şu çocuğun, aynen abi, şu çocuğun kaderini oynadılar. Yazık, günah değil mi? Vallahi benim zoruma gidiyor 8 bin lira. Yardım falan alamıyor musunuz hani bir yerlere falan başvurduğunuzda? Ben biraz yardım aldım, erzak yardım aldım, onun haricinde bir şey almadım. Biraz para aldım. Eviniz ne durumda peki? Hani ev yapılacak bedava falan diyorlardı ya depremizde. Ya şimdi abi işin açığını konuşmak gerekirse devlet geç kaldı. Ben Nurdağlıyım, Gaziantep Nurdağlıyım. Geç kaldı abi. Şu an geç kaldım o zaman da. Ben 10 gün arabalarımın başında bekledim. Cenazelerimiz vardı. Aynen abi. 5 gün teyzemin kocası betonun altında bekledi. 5 gün. Kuzenlerim 10 gün sonra çıktı. Yok abi yok. Kazakistan ekibi çıkardı. Abi kazmayla kürekle geliyorlar ya. Yazık, günah ya. El insaf ya. Vallahi de billahi de kazma kürekle geliyorlar ya. Viş getirmişler. Viş betonu kaldıramadı. Kaldıramadı abi. Diyeceğim şudur ki Allah devletimize zeval vermesin. Daha kötü olur inşallah. Niye? Olsun abi. Hayır, memnun değilim. Ben Rizeliyim. Neden memnun değilsiniz hocam? İstediğimi yapamıyorum ya. İstediğim gibi giyinemiyorum. İstediğim gibi arabaya binemiyorum. Evden Amerikalısı giyiniyor istediği gibi. Buradan Rize'ye selamlar bu arada. Ama Rizeliler dinlerse kızabilir sana. Kızsın da bana ne ya? Bana ne ya? Zaten Rize'yi göremez de ben. Neyse, o konuda ayrı. Bak şimdi, istediğim gibi giyinemiyorum. Bak, ayağıma terlik var ya. Ayağıma da ayakkabı alamayayım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya. İnsanlar memnun gözüküyor. Şimdi seçim sonuçlarına da bakıyoruz. Seçim sonuçlarında da mesela Rize'de çok oy verdi. Ülkenin geneli bizimkiler sığır. Bizim yaşlı tayfa. Genç tayfa kabarmış. Genç tayfadan şey yok ama yaşlı tayfa sıkıntı. Diğer türlü işte dediğim gibi yani İnsanlar memnun olduğu için mi oy verdi? %50'den fazla oy verdik. O farklı bir durum bence ya. Şimdi bakıyor çünkü diğer tarafa bakıyor, diğer tarafa. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yapamaz mı? O yapamaz. Yani. Anladım. Sen de galiba Erdoğan'a mı oy verdin? Ben de Erdoğan'a oy veriyorum ama pişmanım kanka. Kılıçdaroğlu yapamaz ama. Kaç yaşındasın bu arada? 24. 24 yaşındasın. Ama memnun değilim vallahi. Senin yaşındaki gençlerin hepsi yurt dışı hayalleri kuruyorlar. Ben de bir ara yurt dışı hayalim. Ben bir fal baktırdım moruk. Çıkmadı fal ya. Dedi ki yurt dışı yolları kapalısı. Dedim kuyayım amine ya. aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Var mı eklemek istediğin? Eklemek istediğim bir şey yok ya. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Şimdi senin bebeği gördüm ben. İlk önce analı babalı olsun. Takip ediyorum. Ya şimdi iyi diyebilir miyim? Akıl sağlığım var ya. Doğru. Bozuk olması lazım yani. 56 rapor almam lazım. Şimdi şurada bir tane çay içtim, bir tane de su. 65 TL para verdim. Gelin gidelim konuşalım. Şimdi ben o adama bir şey diyemem turizminde. Bir şey diyemem. Ama kalkıp da bu makarnacılar var, koyunlar var böyle. Oturduğu yerde kulağının üzerine yatmış. İnşallah maşallah diyen zikirmatikçiler var. Almanı, İsveçlisi 4500 kilometreden gelip tatilini yapıyor. 80 yaşındaki emeklisi. Bizim burada emeklilere bak, bankta burada röntgencilik yapıyorlar. Bedava otobüs. Yeminle bak, otururum şurada seyredin ya. 80 yaşında röntgencilik yapıyor. Küçücük çocukların. Söylemek istemiyorum şimdi burada da. Ya ekonomi kötü abicim ya. Ben 2007'de Kemer'deydim. Hiçbir borcum yoktu. Bak kriz vardı, hiçbir borcum yoktu. Şu an var ya, ben 3 tane bankaya icralıyım. Ülke bitmiş abi. Ülkedeki ekonomik sıkıntıları aslında hepimiz kabul ediyoruz, dediğim gibi. Ben beddua ediyorum abi. 7-24 saat beddua ediyorum. Çünkü o dereceye getirdi. Ya ben bir kendi vatandaşımla niye konuşuyorum? Adamla konuşuyorum, sen dinsizsin, FETÖ'cüsün diyor. Bu kadar ayrıştırdı. Bir gün bize kafir, dinsiz diyen adamlar bir tane İsrailli'ye küfür etmiyor, Amerikalı'ya küfür etmiyor. Geçen buraya Antalya şey geldi, Konya altına gemi geldi. Hepsi 6. Firon'un o şeyciler var ya, torunları yine oradaydı. Bir tanesi de sormuyor ki Türk kara sularına bu gemi niye girdi? Tap dikkat diyorlar. Ya bırakın. Yani ülke bitmiş abicim, buna iyi diyemezsin.
şu çocukların geleceğini çaldılar. Şu çocuğun niye telefon olmasın? Niye bir elinde şey olmasın, ipat olmasın, çocuk dersine çalışmasın? Biz görmüyoruz. Daha iyisi olsun ya şu çocuktan. Telefonu diyorlar. 2 yaşındayım. Biraz artık hayallerim bile fakir. Yeminle kardeşim. Hayallerim bile, yani ümidim yok. Gerçekten ümidim yok. Şimdi bir gün muhalefete de söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Tayyip Erdoğan, bunun üçü gitsin kardeşim, genç nesiller var. Şu meclisteki fosiller orada uyuyorlar ya, burnunu karıştırıyorlar adamlar. Bu ülke yangın yerine dönmüş, saçlarını darıyorlar. Milletvekili alıyor 60 küsür lira maaş, onun sonra geliyor onu destekliyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Burada mesela gidiyorsun bir otele başvuruşup kaç yaşındasın diyor, 50 yaşındayım diyor. Olmaz diyor. 70 yaşındaki adamı meclise vekil olarak seçiyorsun. Nasıl bir şey bu? Abicim ekonomi batık. Bu milleti böyle kandırıyorlar. Bak Türk milleti var ya, gerçekten çok iyidir. Çok yardımseverdir. Maraş'ta gördüler. Bu milleti var ya, artık ayrıştırmayın. Kur'an'la kitapla. Ya Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkıyorsun. 3 tane kitabı var ya. Hiç sayıyorsun ya. 4 kitap yok mu kardeşim? 3 tane kitabı niye hiç sayıyorsun sen? Müsevi de olabilir. Yahudi de olabilir. Ya bunu size, bunların verdiği zararı Yahudiler vermedi. Şimdi ben kalkarsam Yahudi bana zarar verdi dersen ben iftira atmış olurum. Ekonomiyle vuruyorsun sen. Ekonomi kabul ediliyor bir şekilde abi ama dış güçler yapıyor, bir esnaf yapıyor. Değil abi. Falan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların bir kitlesi vardır. A haber izleyenler. Evet. Tamam mı? Onlara empoze ettiler bunu 21 yıldır. Bir algı operasyonu var. Tamam mı? Aha işte cami kapanacak. İşte bunlar gelirse ezan okuttu, bayrak inecek. 52 yaşından bu teraneyi dinliyorum. Şimdi bir gün var ya, yeminle bak yazın ortasında şeftalinin kilo 50 lira olur mu abicim? 50 lira. Almadım döndüm. Lanet okudum. Bak lanet okudum. Yukarıda Yüce Rabbim varsa bunları var ya helak etsin. Helak etsin. Bütün yaptıkları pisliklerini muhalefet ediyor. Muhalefetin de suçu var. Kardeşim ya sen yapamıyorsun ya. Sen yapamıyorsun, git arkadaş ya. Kemal Kılıçdaroğlu git. Dürüst olabilirsin, iyi olabilirsin. Git arkadaş ya. Yapışmışsınız ya. Ya bizim günahımız ne? O adamın günahı ne? Suriyeli. Abi sessiz istila. Sessiz istila. Bakalım bugünü geçmiş abi. Şöyle bir geleceğe bakalım. Çocuklarınız falan var mı bilmiyorum. Onların abi, geleceğini nasıl benim görüyorsunuz? Benim kızlarım da maalesef ornamdan da ters düştüm. Reis'e tabi ya artık dinlen kaldırıyor kardeşim. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Birinci tur seçiminde ekonomiyi var ya, kötü ekonomiyi var ya, ezanla bayrakla kandırdı adam var ya, çok güzel algı yapıyor. Çok güzel algı yapıyor. Sana var ya, yaptığı pisliklerinin var ya, muhalefete iftira atabiliyor adam. Sen yaptın diyor. Ya bir gün şeye geleceğim, benim bir kırmızı bir noktam vardı sosyal medyada. Bakıyorum Atatürk'e olmadık küfürler ediyor. Şimdi 3 tanesinin bende ekran görüntüsü var. Yarın Allah nasip ederse döneceğim ben Ankara'ya. İlk işim savcılığa gidip onları vermek. Kardeş niye küfür ediyorsunuz? Nankör olmayın. Ya niye küfür ediyorsunuz? O adamın da hatası vardır. Ama bir kere demedi ki kandırdılar beni demedi. Kafası güzeldi ama bu ülkeyi de kuracak kadar da ayıktı yani. Teşekkür ettim. Kardeş seni gördüm, iyi oldu ya. Çok sağ olun. Ben burada yaşamıyorum ki abi, benim için. Evet, gürbetçi. Nerede yaşıyorsunuz abi? Almanya. En son ne zaman gelmiştiniz Türkiye'ye? Geçen sene. Geçen seneden bu yana neler değişmiş mesela, fark ettiniz mi? Valla fiyatlar normal. Ben, ya bizim için zaten biz euro kazanıyoruz diye Almanya'da, bizim için başka burada da ama işte. Burası Antalya, gurbetçiler sık sık geliyor buraya, tatile geliyorlar ve konuşuyoruz. Birçoğu farklı konuşuyor yani, hani biz de orada geçinemiyoruz, halinize şükredin, imkanımız olsa döneceğiz Türkiye'ye diyorlar. Benim de imkanım olsa ben de dönerim de ama işte bizim yaşam, benim Türkçem çok zayıf biraz da. Şey ben orada yaşıyorum diye, ben orada doğdum diye, ben orada her şeyim orada diye öyle kolay kolay geri dönemem diye benim için zor işte. Biz de orada para kazanmaya çalışıyoruz. Para kazanırsak inşallah böyle bir miktar para kazanıp geri döneriz ama işte. Mutlaka öyledir. Zorluklar yaşıyorsunuz evet. Ama buradaki gençler de bütün düzeni burada. Burada doğmuş olmalarına rağmen şu anda hala yurt dışına gidiyorlar. Bizim yurt dışındaki diğer 5 milyon küsur vatandaşımız gibi. Onlar da gidiyorlar yurt dışına. Tabii öyle var ama işte benim nasıl diyeyim sana abi? Bence bizim Türklerde şey var, kıskançlık çok büyük. O ediyorsa ben niye edemiyorum? Bilmem ne, öyle işte ya, çok kıskançlık var bizim Türklerde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
size soralım abi. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Memnun muyuz? Vallahi geçen sene geldim ben. Yani şimdi 100 euro bastırdım ama hani tamam 30 TL ama yani pek bir şeyi, bir fonksiyonu yok. Alım gücü düşmüş. Evet, çok. Hani 4 kişilik yemek yemeye gittik. Yani 1000 TL para veriyorsun. Yani şey diyebilir miyiz? Almanya'dan getiriyorsunuz, paranızı bozduruyorsunuz belki ama Almanya'daki tamam. Fiyatlarla aynı aşağı yukarı aynı, gibi. Aynı. Yani belki fazla, yani fazla değil ama aynı. Ben kazanırken çok düşük kazanıyoruz, harcarken Almanya gibi harcıyoruz galiba. Kahve içtim 60 lira, Türk kahvesi. Yani sigara olmuş 50 TL. Bu durumun sebebi ne abi? Yani neden bu kadar pahalı? Ya şimdi tamam, asgari ücret çıkıyor ama bunlar da çıkarıyor. Daha çok çıkıyor. Bunlar da çıkarıyor işte. Ne bileyim herhalde hükümetin birisine bir dur demesi lazım ama kime? Aslında hani az çok ekonomi bilen birisi asgari ücretin yükselmesini, zamlanmasını iyi bir şey olmadığını bilir. Mesela Almanya'dan örnek verelim. Almanya'da en son ne zaman asgari ücret 2000 iki katına çıktı mesela? 1500'den 3000 euroya birden çıkabilir mi? Adam benzin mesela koronadan önce 1.20 idi. Şimdi 1.80 oldu. He bu kadar. Tamam bak biz de zorluklar çekiyoruz ama bu kadar değişim. Yani kırda olmamak lazım. Yurt dışında vatandaşlarımız oy kullanıyorlar. Oy sonuçlarına ben bakıyoruz. Ben kullanmadım. Kullanmak da istemiyorum. Çok yanlış. Neden? Çok yanlış. Çünkü ben burada yaşamıyorum. Tamam benim ülkem. Evet. Eyvallah. Ama ben burada yaşamıyorum ki. Şimdi birisini arıyorum. Her şey sağlam diyor. Birisini arıyorum. Beter istiyor. Aha habere bakıyorsun. Çıkıyor. Halk TV'ye bakıyorsun. Düşüyor. Yani kime göre oy vereceğim? Ben vermedim. Hani son seçimde verdim sırf bak. İkinci turda. Şimdi Almanya kaç tane oldu oy verili? Yani kaç seneden beri oy veriyor Almanya, Avrupa? Hiç vermedim. En son verdim. Ama yine bir cacık çıkmadı. Erdoğan'a mı verdiniz? Yok. Kılıçdaroğlu'na mı verdiniz? Evet. Değişmedi. Yani bir cacık çıkmadı. Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi çok kötü. Abi gitmesi lazım. Değişmedi. Bahçeli'nin gitmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun gitmesi lazım. Erdoğan'ın gitmesi lazım. Ya abi yaşlandılar artık. Yani Kılıçdaroğlu ne yapıyor ki? Yani sırf veya yapmak istiyor, yaptıramıyor. Onu da bilmiyorum da. Orayını koru ama yani sıkıntı. Yani bak ne güzel İmamoğlu var. Ondan sonra yani muhakkak gençler vardır. Hani AK Parti'den de vardır gençler. Hani onlar çıksın. Bari hani ama hepsi yaşlı baba yani emekliye az kaldı. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Ağzına sağlık. Ekonomi en son derece kötü. Asgari ücretiye bak mesela. Asgari ücreti mesela ne kadar? 11.400 değil mi? Kira ne kadar? Yani ondan başlıyor minimum 10.000 lira. Değil mi? 10.000 lira. Adam 1.5 milyara mesela geçimi yapabilir mi? İnsanın zaten günlük gideri, evi gideri günlük 1 milyar. Markete gir çık 1 milyar rahatlıkla gidiyor değil mi? İnsan hani durumu olmayanlar var, çalışmayanlar var. Onlar nasıl geçimi yapacaklar? Bir taraftan da memnun gözüküyor insanlar. Yeni bir seçimden çıktık biz. Mazot olmuş 40 milyon. Adam arabayı çalıştıramıyor. Yani zor durumda olmazsa çalıştıramaz. Doğru mu? Yani bazı adamlar var, şu anda iş sıkıntısı. Adam şu anda Türkiye'de adam kalmış mı? Hepsi yurt dışına. Adam arıyoruz, adam bulamıyoruz. Çalışacak adam yok piyasada. Çünkü hepsi yurt dışına. Bir taraftan da işsizlik de var ülkede. İşsizlik de var. Şu anda adam çoluk çocuğunu bırakmış, yurt dışına gitmiş. Şu anda gören adamlar hepsi yabancı piyasa. Hepsi yabancıdır. Hepsi tatile. Yani çalışan kişiler de hepsi yurt dışında. Ama işte şeyi merak ediyorum. Yeni bir seçimden çıktık ya biz. Ülkenin %50'sinden fazlası bu düzene devam dedi. Adam var borçta. Mesela hani soramadım şey var. Soramadım bir sorumu. Ülkenin %50'sinden fazlası bu düzene devam dedi. Madem niye sandıkta tercihimiz bu yönde oldu? Yani insanlar memnun mu demek ki gidişattan? Tercih yaptı ama şu tercih yaptı. Şu mesela ben bunu tercih yapmadım. Aslında gerçek sandık açılmadı. Gerçek sandık açılmadı. Sandık sonuçlarını pek güvenilir görmüyorsun. Sandık değişti abi. Yani bizim doğuda mesela. Doğuda mesela MHP veren oldu mu? Olmaz. Ama sandıklar hepsi MHP çıktı. Doğru mu? İnanmıyorum. Karıştırması şey yaptılar yani. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Sağ ol. Ben Almanya'dan geliyorum. Nasıl söyleyeyim yani bu insanlar acıyor. Acıyorsunuz. Evet. Neden abi? Görmüyorsunuz mu pahalılığı? Hükümetçiler pek böyle konuşmuyor işte burada. Denk geliyoruz da biz. Ben konuşuyorum. Ben bu millete acıyorum, yemin ediyorum. Biz orada geçinemiyoruz diyorlar. Siz bizden iyi yaşıyorsunuz, halinize şükredin diyorlar gurbetçiler.
olur mu canım ya, olur mu? Bir kendi ya, bir hafta oldu buraya geleli, ben acıyorum mu millete, yemin ediyorum. En son ne zaman gelmiştiniz abi? 3 sene evvel, pandemiden önce. 3 seneden bu yana neler değişmiş mesela, neler dikkatinizi çekti? Pahalılık, ev kiraları. Her şeyin pahalı olduğunu, zam geldiğini herkes farkında, kabul ediyoruz abi, ama bunun sebepleri tartışılıyor. Neden ekonomi bu durumda, neden zam geliyor sürekli? Şimdi açık konuşayım, seçmeselerdi. Başkasını deneselerdi. Başka adam yok diyorlardı seçimden önce de, soruyorduk. Başkasını bir deneyeceklerdi. Yavaş'ı denebilirlerdi. İstanbul Belediye Başkanı ismini bilmiyorum. Peki siz oy kullandınız mı abi yurt dışında? Ben kullanmadım. Şimdi yurt dışında da gurbetçilerimiz oy kullanıyor biliyorsunuz. Oradaki seçimlerin sonuçlarına bakıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Orada yaşayan vatandaşlar ağırlıklı olarak mevcut düzene, AK Parti'ye oy veriyorlar. Evet. Ama orada da sosyalist partileri desteklediğini biliyoruz biz. Sol partileri destekliyorlar. Evet. Bunun sebebi ne tam olarak? Zaten Almanya'nın çoğu beyefendiye verdi. Evet. Ama ben vermedim. Neden öyle kararları bu yönde oluyor? Hani orada yaşıyorlar ama Türkiye hakkında... Bilmiyorum. onlara söyleyeceğim. Çoğu Erdoğan'a verdi. Çoğu. Sonunda hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.